Sütun grafiği, verilen yatay eksen üzerinde sütunlarla gösterilmesiyle oluşan grafiğe sütun grafiği deniyor. Birden fazla veri grubunun birbirine göre durumları kolaylıkla buradan fark edilebiliyor, görülebiliyor. Aşağıda grafikte şirketin gelir ve gider değerleri verilmiş. Bu grafiğe göre şu sonuçlar da çıkarılabiliyormuş. Gelirin en fazla olduğu ay görülebileceği üzere gelirler pembe grafikle giderler de mavi grafikle gösteriliyor. Gelirin en fazla olduğu ayda buradan 180 binle Mart ayında oldu. Aşikar. Şubat ayına gider gelirden fazladır diyor. Evet geliri 100 gideri 150. gelir giderden az. Yani gider de gelirden fazladır. İlk üç ayda net gelir 30 bin TL. Net geliri nasıl buluyoruz? Toplam gelirden toplam gideri çıkarıyoruz. Buradaki toplam geliri topladığımızda yani tüm pembe sütunlardaki olan e, sayıları topladığımızda bunun 400 bin ettiğini görebiliriz. 400 bin eksi giderde e, mavilerin toplamı mavi sunulan toplamından 370 bin olduğunu görürüz. Buradan net gelirin 30 bin olduğunu görebiliriz. Mart ayındaki gelir miktarı Ocak ayına göre yüzde 50 artmıştır. Hemen buna bakalım. Mart ayındaki gelir miktarı ne? 180 mi? Heh, evet, 180. Peki Ocak ayındaki e, gelir miktarını 120. 120'nin yüzde 50'sinin 60 olması gerekiyor bu durumda. Ya da 120'nin yüzde kaçı yani yüzde kaçı 60'tır diye bakmamız gerekiyor. Çünkü bu aradaki fark ne? 60 artmış yani gelir 60 bin artmış yüzde kaç artmış onu bulmaya çalışıyoruz burada. Böyle yaptığımızda şunlar sadeleştirdiğinde ne oluyor? 12x eşittir 60 çarpı 10 oluyor. x'i yalnız bırakmak için her iki tarafı 12'ye böldüğümde x'in ne olduğunu görebilirim. Ee, 60 bölü 12'den 5 olduğunu buradan yüzde yani x'in 50'ye denk geldiğini aslında gelir miktarında Ocak ayına göre yüzde 50 artmış olduğunu görebilirim. Yukarıdaki grafikte bir grupta bulunan kişilerin yaşları ve sayıları verilmiş. Bu grubun yaş ortalaması soruluyor. Ortalamayı nasıl buluyorduk? Ee, toplam yaşların toplamanın neye bölümü? Kişi sayısına bölümü. Burada e, iki kişi sütun grafiğini okumak istersek iki kişi 15 yaşındaymış. Yani 2 çarpı 15. Artı 3 kişi 20 yaşındaymış. 3 çarpı 20. Artı 5 e, kişi 24 yaşındaymış. Ve yine 2 kişi de 27 yaşındaymış bölü toplamda kaç kişi var? Ee, şuradan kişi sayılarına bakarsak aslında 10, 8, 10, 12 kişi olmuş oluyor. Yani böyle 12. Böyle kişi sayısı yapıyorduk aritmetik ortalamada. Bu da ne yapıyor? Aslında böldüğümüzde 22 yaptığını görebiliriz. Veri grubunun modu ile medyanı toplamını sormuş. Şimdi mod neydi? En çok tekrar eden. Medyan neydi? Ortanca değer. Hemen ee, bir kere ortalama değeri bulmak için buradaki yaş gruplarını ne yapmamız lazım? Sırasıyla yazmamız lazım. 2 tane 15 vardı. 15, 15. Sonra 3 tane 3 tane 20 yaşında kişi vardı. 20, 20, 20. Daha sonra 24 yaşında 5 kişi vardı. 1, 2, 3, 4, 5 kişi vardı. E, ee, ardından 27 yaşında da 2 kişinin olduğunu biliyoruz. Burada toplam 12 kişi var. Evet. E, medyanı bulmak için ortanca sayıyı bulmam gerekiyor. Çift olduğu için ortanca sayım olmuyor aslında. E, 6 a 6 a ayırdığımda grubumu şöyle olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4. Heh. 6 6, a 6 a ayırdığımda şöyle iki grup ortaya çıkıyor. Medyan buradaki değer olmuş oluyor. Yani şu 2, 24'ün toplamanın 2'ye bölümü. O da yine 24 olacağından Buradaki medyanımı 24 olarak bulmuş olurum. Modum ne? En çok tekrar eden, en çok tekrar eden e, yaş hangisi? O da 24. Mod da 24. Bana bunun ikisini mi istiyor benden? Evet. Bunun da toplamı 48'dir diyebilirim. Diğer soruya geçtiğimizde yukarıdaki grafikte özel bir okulda yapılan YGS denemelerinde sınıfların matematik ortalamaları verilmiş. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur diyor. Tamam e, net sayıları veriliyor. Buraya göre sınıflarda e, en yüksek net birinci denemede yapılmıştır. Birinci öncüldeki e, yargıya göre hemen inceleyelim. En yüksek net birinci denemede mi yapılmış? Evet bütün birinci denemenin mor olduğu sütun gösterilmiş. Hepsinde en yüksek o. Tamam doğrudur. 12C sınıfı toplamda 12B sınıfına göre 4 net fazla yapmıştır. 12C'nin net toplamına baktığımızda tüm sütunların toplamının 76 net olduğunu, 12B'de toplamda 72 net yapıldığını 3 deneme sonucunda, 12A'da ise 64 net yapıldığını görebiliriz. 12C, 12B sınıfına göre 4 net fazla mı yapmıştır? Evet, 4 net fazla yapmıştır. Çünkü biri 72, biri 76'dır. 12A sınıfının ikinci deneme sonucu, birinci deneme sonucuna göre %20 azalmıştır. Şimdi ikinci deneme sonucu 20. Ama kime göre? Birinci denemeye göre yüzde %20 azalmış. 24'ün bu durumda %20'sinin ne olması gerekiyor? Aradaki farkın 4 net olduğunu görüyorum. 4 olması gerekiyor. 4 müdür peki? Sadeleştirmeleri yapalım. Bu gittiğinde burası 1. Onu da 2'ye böldüğümde 5 olduğunu görelim görürüm. 24'ü de 5'e böldüğümde 4'e eşit olmadığını fark ediyorum bu durumda %20 azalmıştır diyemem. Bu öncül yanlıştır. Sadece 1 ve 2'deki verilenler doğrudur. Birinci deneme sonuçlarının standart sapması kaçtır? Standart sapmayı bulmak için öncelikle neyi bulmamız gerekiyordu? Aritmetik ortalamayı. Her bir sınıfın birinci denemeden aldıkları netler yani sonuçlar net sonuçları Neler? İlk önce bunu bulup ne yapmamız gerekiyor? Toplam sınıf sayısına, deneme sayısına bölmemiz gerekiyor. Aynı zamanda zaten. 12A 24'tü. Sonra 28'di 12B. diğerinin diğeri de 32 net yapmıştı birinci denemeden. Bölü 3 yaptık. Buradan ne çıktı? 84 bölü 3'ten 28 çıktı. Aritmetik ortalama. Standart sapmayı nasıl buluyorduk? Her bir verinin ortalama ortalamayla arasındaki farkların kareleri toplamını alıyorduk Yani 24 eksi 28 aritmetik ortalamayla arasındaki farkın karesi. Daha sonra 28 eksi 28'in karesinin sıfır olduğunu biliyorum, bu yüzden onu yazmıyorum. 32 eksi 28'in karesidir. Bölü neydi? Toplam terim sayısının bir eksi, yani üç tane terim vardı, 3 eksi birden iki olmuş oldu. Buradan ee, 24 eksi 28 4 aynı, aynı şekilde 32 eksi 28 de 4 bunların kareleri 16 toplamları ise 32 bölü 2 olacaktır bu da kök içerisinde 32'nin 2'ye bölümü kökü 16 olacağından kök dışarısına da 4 çıkacaktır ve standart sapmayı 4 olarak bulmaktadır.